vermezken insanlara kapanın demek. O kadar kolay mı? Biraz bunu da konuşacağız. Önemli bir başka konumuz daha var. Biliyorsunuz polisin müdahale ettiği olaylarda görüntü alınmasının anayasaya uygunluğu olup olmaması önemli bir konu. Biz gazeteciler için çok önemli bir konu. Çünkü biz bunun ucunun nereye gideceğini gazeteciler olarak çok iyi biliriz. Gazetecilere görüntü almak serbest denir. Sonra da sadece Devletin verdiği eski sarı basın kartı şimdi turkuaz basın kartı sahipleri gazetecidir denerek de olay oralara dönebilir. O yüzden bu konu çok önemli. Vatandaş gazeteciliği diye bir şey var. Dünyanın şurasında da var, burasında da var gibi bahaneler duyuyoruz. Biraz bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ve tabii gündemimizin önemli bir konusu bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir dava başlayacak mı? Yoksa ertelenecek mi? Halkbank davası Türkiye açısından çok önemli bir dava, iktidar açısından çok önemli bir e, dava. Bu davanın nerelere uzanabileceğini hepimiz merak ediyoruz. O yüzden de e, buna e, bakacağız. Şimdi e, hemen e, Ruhsar Pekcan olayına girmeden önce e, yayının ilerleyen dakikalarında kapanma meselesini konuşurken biraz şeye bakacağız. Ee, nereye gidiyor bu e, Covid durumuna bakacağız. Ama öncesinde de e, bir sorayım e, derim. Senin ilk izlenimlerin neler Barış Sokak'tan? Ben bugün e, sokağa çıktım evet. ilk kez. <laughs> ya ben ilk gün sokağa çıktım. Ve ilk gün burada yayındaydım. Ben de merak ederek çıktım. Ve e, şöyle oldu. Burada o fotoğrafı yayınladık. Ayşenur Aslan'ın programındaydım. Bindim Marmara'ya. Ve fotoğraf çektim direkt. Benim evim hani terminal duraklardan birinde değil. Söğütlü Çeşme veya Yeni Kapı'da değil. Ondan biraz uzakta. Metrobüs doluydu her Marmaray'da doluydu her yer. Ve insanlar ayakta bekliyorlardı. İlk izlenim mi oydu? Şu anki dördüncü gün izlenimimi söyleyeceğim. Buraya gelirken sen de konuşuyorsundur izleyicilerle. İzleyicilerden bir tanesi dedi ki bunu yayında kullanabilir miyim diye telifini ondan aldım. Kendimi bir Lego parçası gibi hissediyorum dedi. Çocuklar böyle oynarlar ya onları birleştirirler. İnsanlarda böyle bir his yerleşmiş. Ben bu his üzerine biraz düşündüğümde çok biraz sert olacak ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de emin. Ney? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Dört günde edindiğim izlenim Türkiye'de maalesef ama maalesef bir azınlık rejimi oturmaya başlamış durumda. Diyeceksin ki azınlık rejimi nedir? Yani neden bu kadar şey yapıyorsun, sert konuşuyorsun? Şimdi bu dört gün içinde olan haberleri şöyle gözümün önünden sıraladığımda, Türkiye'de bak kısıtlamalar var demiyorum. Tam kapanma, adı tam kapanma olan bir kapanma şekli var. Onun ne kadar kapanma olduğu tartışılır. Bu süreçte bazı futbol kulüplerinin taraftarıysanız, hele hele siyasi iktidara yakın olan bazı futbol kulüplerinin taraftarıysanız tribünleri gördün mü? Hükümet medyasından bile bu ne? Biz bunu e, talkanası anlatacağız yazıları çıktı. İki tane futbol kulübünün maçında tribünler doluydu. Nereden alıyorlar bu gücü? Siyasi iktidara yakın olmalarından alıyorlar. Hepimiz biliyoruz. Hatta hatırla rakip takımın kulüp başkanı çıktı dedi ki bu nasıl oluyor? Yani işte azınlık rejimi budur. Geliyorum. Gördün mü? Sosyal medyada paylaşılıyor. Türkiye'de insanlar parkta otururken bir tane vatandaş çıkmış. Sokağa çıkmak zorundayım. Sokağa çıkmazsam açlıktan öleceğim. Sokağa çıkmak zorundayım. Beni kimse eve kapatamaz. Dediği şartlarda bazı otellerde bazı otellerde parasını veren turist veya yerli kişiler maskesiz, bilmem nesiz, yüzlerce kişiyle hiçbir önlem olmadan partiler yapabiliyorlar. Eğer onlara hizmet eden bir garsonsanız aralarına girip koronadan korunarak maskenize birkaç kat takılmış hizmet veriyorsunuz. Azınlık, çoğunluk. Gördün mü bilmiyorum. Turizm Bakanı'nın açıklamalarının turistlere yok, turistlere hiçbir engel yok. O kadar engel yok ki. 1 Mayıs'ta sadece 1 Mayıs Meydanında yürüyüp anma yapacağı için ayakları altında ezilmiş insanların fotoğrafını gördüğümüz gün gazetede öbür tarafta bugün o turistin polise söylediği şey benim ülkemin, benim polisime söylediği için yüreğim acıdı. Geziyor turist. Gezmesiyle engel yok hadi diyelim burası. Böyle bir engel yok. Biliyorsun sen de başka ülkelerde ülkeye gelen turistler de koronanın önlemlerine tabidir. Çünkü sadece nihayetinde bu koronanın yayılması o ülkenin vatandaşlarının kimlik numarasına bakarak Utanç. yayılmıyor. Herkese tarafından yayılıyor. Maskesini takmıyor. Polis uyarıyor. Takmıyorum diyor. Yetmiyor. Kadın polisi gösterip bu kadını beğendim bana gönder diyor. Gördün mü o gün? Utanç verici. Utanç verici. Azınlık çoğunluk. Bir yerde bakıyorsun kendice ailesinin cenazesini Annesinin babasının cenazesi burada o gün önlemler geldiğinde sen hastaydın canla birlikte hemen anlamaya çalıştık, okuduk. Cenazeye hemen baktık. 8 kişi, 10 kişi kıldırma kısıtlaması getirilmiş. Yani insan annesi öldüğünde 8 kişi akrabası 10 kişi götürüyor, kılabiliyor cenazesini. Dönüyorsun. Görmüşsün dördün bir belediye başkanının ebeveyni vefat etti yine kitlesel cenaze törenleri. O programı kapatırken demiştik ki yine bir cenaze olur bu yasaklar denir. Bu ikilikleri verebilirim. Cenazeler, futbol maçları, sokakta yürümeler. Disk başkanı buradaydı dedi, dedi ki işçiler çalışmak zorunda kalacaklar dedi. Gördük. Parkta oturan böyle hiçbir aslında korona teması olmayan sağlıkçılar da söylediler. Keşke insanlar parkta tek başına otursa bunun bir sağlık, sağlık için en az riskli şey. Parkta oturan vatandaşa gelip ceza kesiyorsunuz. Ama aynı vatandaş sabah kalkıp 8'de tıklım tıklım metrobüse biniyor ve fabrikasına yüzlerce kişiyle çalışmaya gidiyor çünkü niye? İmalat sanayinde. İşte bu bir azınlık rejimdir. Bir kesimin, toplumun bir kesiminin başka kanunlara, başka hukuka, başka uygulamalara, başka düzenlemelere tabi olduğu başkalarınınsa başkalarının Tabi olduğu bir düzendir. Paranız varsa, vatandaşlık durumunuz başkaysa, efendim e, statünüz başkaysa, siyasetlerle ilişkiniz başkaysa siyasetçilerde, bazı imtiyazlarınız vardır. Ben bu dört gün içinde bütün fotoğrafa baktığım zaman o imtiyazlar istemesem de suratıma çarptı. Suratıma gelip çarptı. Ve böyle kabulleniriz emin. Bu bir kabullenme haline dönüşmemesi gerekir. Kesinlikle. Önce derler ki, Cenaze dersin ki ya ben annemin cenazesini 10 kişi kaldırıyorum. O nasıl bu kadar kişi kaldırıyor? Ama o bilmem belediye başkanı. Bunu kabullenirsin. Dersin ki ya ben parkta yürüyemiyorum. Bu insanlar nasıl futbol tribününde oturuyor? Ama o bilmem ne kulübü. Yani onun bizim böyle böyle o imtiyazları size kabul ettirirler. Hastalık bunun bahanesi olur. Ve ondan sonra o hastalık döneminde getirmiş oldukları imtiyazlı düzenlemeler bizim üzerimizde kabullendiğimiz bir şeye dönüşür. İşte şu anda Türkiye'de 4 gün içinde çok kötü bir azınlık rejimi uygulandığının, bir kesime farklı kanunların, farklı kuranların, farklı uygulamanın olduğunun fotoğrafları her yerden benim suratıma çarptı. Ve şunu bil Emin, yurttaşlar bunun farkında. Yurttaşlar bunun farkında. Yani tuhafiye dükkanında yün ipliği satamayan kısıtlamaya tabi olduğu için ama zincir markette her Türkiye'nin her yerine döşenmiş zincir markette iç çamaşırından yüne bilmem işte e, çocuk bilmem nesinden öbürüne kadar satıldığının esnaf bakıyorum okuyorum yani açıklamalarını. Bunların kapısını çalıyorum konuşuyorum ben dükkanımı açamıyorum benim dükkanımda satamadığım ürünü şu an köşede satıyorlar diyen esnaf farkında. Aptal olması lazım. Evet. İşte farkında aptal değil. Değil. Sabah kısıtlama kısıtlama diye anlatılan ama binlerce kişinin çalıştığı fabrikaya gidip sonra da karısı okula giden çocuğu, işte efendim diğer çocuğunun evde kapalı kaldığı eve dönüp onlarla aynı havayı soluyan işçi ayrımcılığa uğradığının farkında. Keşke böyle olmasaydı hepimiz.